dinleyicilerimiz. Evet, bir neler oluyor programıyla yine birlikteyiz. Evet efendim, seçimlere artık tam tamına 4 gün kaldı ve 4 gün sonra milletçe sandık başına gideceğiz. Ve neler oluyor özel programında yaklaşık 2 aydır tüm partilerimizin liderleriyle birlikte olduk. Ve şimdi diyoruz ki liderler konuştu, sıra kurmaylarında. Evet efendim, siyasi parti liderlerine sorulabilecek tüm soruları siz sevgili seyircilerimizle birlikte sorduk. Onların cevaplarını aldık. Ancak bugün çok önemli bir konuyu, Türkiye'nin ana gündem maddesini ekonomiyi masaya yatıracağız ve açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan insanların dünyasında 4 Kasım sabahından itibaren nelerin değişeceğini ya da değişebileceğini konuşacağız. Evet, fazla vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım diyoruz ve bu akşam size bir sürprizimiz var. Bu akşam programımı sizlerin de çok yakından tanıdığı ekonomi profesörü Sayın Osman Altuğ ile birlikte soruları yönelteceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet hocam, bugün rakamlardan daha ziyade halkın cebinin daha iyi nasıl dolacağını, midesinin nasıl doyacağıyla yönelik soruları konuklarımıza yönelteceğiz sizlerle birlikte, değil mi? Somut olacak, evet. Net olacak. Net. Sorular da kısa olacak, yanıtlar da. Evet. Kısa olacak. Evet. Bir tür test sınavı yapmış olacağız. Evet, böylelikle böylece şeyleri de, partilerimizi de bir test daha etme iyi imkanımız olacak, evet. Ekonomik yönden. Test tipi soru soracağız. Evet, evet sevgili seyircilerimiz, bu akşam da bir kum saatimiz var. Bunun nedeni de tüm siyasi parti temsilcilerimizin hiçbirisinin hakkını yememek, herkese eşit şekilde söz hakkı süre tanımak açısından. Ve efendim, bu akşam programımıza katılan siyasi parti temsilcilerimizi tanıtmak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Milletvekili adayı Sayın Cihan Paçacı. Sayın Paçacı, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ekonomi kurmayı hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve efendim, AK Parti'den Sayın Nazım Ekrem. Sayın Nazım Ekrem'i ekranlardan fazla tanımıyoruz. Ben çok kısaca tanıtmak istiyorum. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Marmara Üniversitesi'nin eski müdürü, Eski Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve AK Parti'nin yeni ekonomi kurmaylarından siz de hoş geldiniz Sayın Nazım Ekrem. Ve Doğru Yol Partisi'nin yine ekonomi kurmayı ve Samsun Milletvekili Sayın Kemal Kabataş. Efendim sizler de hoş geldiniz. Ve efendim Nesrin Naz, Nesrin Hanım'ı zaten ekranlardan da çok yakından tanıyoruz. Anavatan Partisi'nin ekonomi politikalarına şekil veren bir isim. Yine İstanbul Milletvekili adayı. Evet. Hoş geldiniz Sayın Teşekkür Naz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Hocam, programımıza, ilk turumuza geçmeden önce sizle başlamak istiyorum. Çok kısa bir yanıt almak istiyorum. Kum saatimi de çalıştırmak istemiyorum. Bu yüzden de bu doğru programlarla vatandaşın cebi ve karnı doyacağı günler yakın mı, uzak mı? Her şey programla olsa ne güzel olacak. Elimizde kağıt, elimizde kalem yazıyoruz. Kağıtla kalemi birleştirdiğin zaman kalemle neler yazarsın mesela? Sevgiline mektup yazarsın. Yani, çek yazarsın, senet yazarsın, bir de program yazarsın. Yani programla bu işler olmaz mı diyorsunuz? Bu program ile bu işlerin olabilmesi için her şeyi programla olmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin envanteri yok. Neyi var, neyi yok belli değil. Borcunu bilmiyor, alacağını bilmiyor, varlığını bilmiyor. Ekonomisi kayıt dışı. Kayıt dışı bir ekonomide sizin yaptığınız o programların hepsi sadece kağıt üstünde kalmaya mahkumdur. Evet. Yapıyormuş gibi gözükürsünüz. Ekonominizin %65'i kayıt dışı. Yani bunların kayıt içine almadıkça. Kayıt içine almadıkça, ekonomiyi kayıt altına almadıkça bunların hepsi suda, bulanık suda olamaya benzer. Evet. Türkiye bugüne kadar bunu gerçekleştirmedi, özellikle son 20 yıldır. Evet. IRS politikalarını uygulamadı. Nedir bu IRS? Internal Revenue Service. Amerikan dahili gelir dersi. Evet. Amerika'da nüfusun %100'ü vergi mükellefi, gelir vergisi. Türkiye'de ne kadar? Türkiye'de elinde çantayla vergi dairesinin kapısından girmiş adam sayısı sadece 3,5 milyon. Bunun içinde de bilanço esasına göre defter tutan sadece 300 bin. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bilanço esasına göre 300 bin kişiden hesap sorabiliyor. Evet, yani bir yerde 45 milyon seçmen oy verecek. Buna karşılık elinde çantayla gelir vergisi ödemek üzere vergi dairesinin kapısından girmiş adam sayısı 3,5 bin. Diyeceksiniz ki memurlar da ödüyor, işçiler de ödüyor. Onlar kesinti yoluyla ödüyor. Evet. Elinde çantayla gitmiyor. Dolayısıyla sizin ekonominiz kayıt dışı. Her şey hamiline yazılı. Çekler hamiline yazılı, senetler hamiline yazılı, devlet iç borçlanma senetleri hamiline yazılı. Siz neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz ki, ama çıkıyor işte politikacı. Bilmem ne programı yaptık. Çok iyi yapmışsın yani, elinde kalem. Efendim IMF destekli program yaptık. Bir de ona kısaca söyleyeyim. IMF destekli program ne? Türkiye'de dolar bulundurma serbest. Dolarla ödeme de serbest. Evet. Cebindeki dolar senin
halk olaraktan Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiğin borç para, faizsiz borç veriyorsun. 60-70 milyar dolar civarında Türkiye'de insanlarımızın cebinde dolar olduğundan bahsediliyor. Şimdi halk 60-70 milyon dolar borç veriyor. Devlet de %30 veya %40'a varan sıcak para sisteminde faizli Amerika Birleşik Devletleri'nden borç alıyor. IMF politikalarının özü bu. Yani görünürde borç veriyor. Diyor ki kardeşim IMF Türkiye'de ekonomi diyor kayıt dışı olacak diyor. Evet. Ve 20 yıldır da kayıt dışı ekonomiyle kalkınma modelini tercih ediyoruz. Ve bu tercihimiz bu. Türkiye'nin modeli bu. Hocam size bir bu modeli değiştirmedikçe İster 4 Kasım'da seçim yap, ister 14 Kasım'da gene seçim yap. Bunların hepsi büyüklere masallar veya tıraş. Tıraşı neyle yapıyorsun? Bir Orko ile yaparsın. Arko tıraş şeyle yaparsın. Bir de Nivea ile yaparsın. Ama ikisi de tıraştır. Hocam size kısa bir hatırlatma. Bugün siz benim partnerimsiniz. Dolayısıyla soruları yönelteceksiniz. Evet, soruları da ben bu kadar konuşacağım zaten. Sevgili seyircilerim, siz de neler oluyor? @tgrt.com.tr adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca kısa bir hatırlatmamız var. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Masum Türker de biraz sonra aramızda olacak. Sayın Paçacı, sizle başlayalım efendim. Tabii. Efendim, her şeyden önce önce fotoğrafı ortaya koymak istiyoruz. Türkiye neden bu krize geldi? 1999'daki rakamlara baktığımız zaman büyüme %8.4, daha sonra kriz sonrasında -9.4'lere kadar çıkmış ve dolarda 2 kat artış, enflasyon verileri normal ama bütün göstergeler eksi yöne doğru gitmiş. Türkiye'nin kaderi miydi bu krizi yaşamak? Neden bu krizi yaşadı? Sizden alıyoruz ve süreniz başladı efendim. Evet. Sayın Yaşar, Türkiye ekonomisi çok uzun süreden beri zaten hastalıklıydı. Ve Türkiye yine çok uzun yıllardan bu yana sürekli krizlerle boğuşuyordu. Krizlerin belki şiddeti farklıydı. Ama Türkiye ortalama 2 senede bir, 3 senede bir, hatta zaman zaman her yıl krizlerle karşı karşıyaydı. Bir ülkede eğer enflasyon %80'ler civarında dolaşıyorsa zaten o ülkenin ekonomisine sağlıklı demek mümkün değil. Yani o da bir krizdir. Enflasyon da bir krizin göstergesidir. Şimdi Türkiye 1999 yılına geldiği zaman, yani 57. hükümet kurulduğu zaman veya Milliyetçi Hareket Partisi ilk defa ülke yönetimine ortak olduğu dönemde aldığı tablo şuydu. 102 milyar dolar dış borç, 55 milyar dolar iç borç ve bilançoya, bütçeye dahil edilmemiş 25 milyar dolar kamu bankaları görev zararı. Bunları topladığınızda 182 milyar dolar yapıyor. Bütçesine baktığınızda, bütçesinde 25 milyar doları hariç tuttuğunuzda vergilerin %72'si faize gidiyor. 25'i ilave ettiğinizde bu 85'leri falan bulur. Diğer taraftan 10,5 milyar dolar dış ticaret açığı var. Ve yine bütçeden %10 oranında, bütçenin %10 oranında da sosyal güvenlik kuruluşlarının açıkları kapatılıyor. Şimdi bugün Türkiye'de işsizlik var. Bu işsizliği önlemenin en önemli gerekçesi veya işsizliği önlemenin yolu yatırım harcamalarını artırmaktır. Bugün bütçeye baktığınızda, 99 yılı bütçesine baktığınızda yatırım harcamaları ancak bütçenin %5'ine tekabül etmektedir. Dolayısıyla bu 99'a gelene kadar böyle bir tabloyla karşılaşan hükümet güçlü ekonomiye geçiş programını uyguladı. Ve IMF'le beraber bir program uyguladı. Türkiye bugünlere aslında temel ekonomik reformları yapmadığı için ulaştı. Yani hep palyatif tedbirler alındı. Geçici tedbirler alındı. Eğer sağlıklı ve kalıcı tedbirler alınsaydı 99'daki bu ağır yükle karşılaşmamış olacaktık. Daha önce yükler daha hafifken kalıcı tedbirler alınabilseydi bu noktaya gelmezdik. Ama 99 yılında hükümet cesur bir tarzda kalıcı tedbirler almaya başlamıştır, yapısal tedbirler almaya başlamıştır ve Türkiye'de ilk defa olmuştur bu. Bu yapısal tedbirlerin neticesi 2003 ile 2004 yıllarında vatandaşlara yansıyacak konuya, ekonomiye gelecektir. Evet, bugün makroekonomik dengelerde düzelme başlamıştır ancak henüz vatandaşa yansıma yoktur. Efendim, şimdi tabii iktidar, şu andaki iktidar partisi 3 tane güzide partimizin 3 mensubu burada. Hazır ikisi burada. Evet. Türkiye ekonomisi
bu 1999'dan bu yana çok ilginç rakamsal boyutlar kazandı. 10 milyonluk banknotu siz bastınız. 20 milyonluk banknotu da siz bastınız. Cebinizdeki nakit paranın sıfırı ne kadar artarsa kayıt dışı alışveriş o kadar artar. Nakit para esasına dayalı ekonomiyi siz kayıt esasına getirmediniz. Bir de dünya rekoru kırdınız. Bakın şuna, belki siz görmemişsinizdir. İktidar partisi mensubu olduğunuz için görmeyebilirsiniz. Siz bastınız da 100 milyarlık hamiline yazılı tek küpürde devlet iç borçlanma senedi. Hocam, yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Hocam bu bunun cevabını alabilir miyiz? Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi olarak hamiline yazılı ekonominin yanında mısınız değil misiniz? Değiliz. Onu kesin olarak söylüyoruz. Yani nama yazılı değiliz. Ekonomiye geçeceğiz. Kesinlikle. Yani ekonominin hastalığının bir bölümü de hamiline yazılı olmasıdır. Yani sağlıklı olmaması. Ama bu 57. Şimdi, hocam, eseri. Hocam eğer önünüzde bu ağır tablo varsa 10 milyon lira da basarsınız, 20 milyon lira da basarsınız. Bu rakamlar bir anda oluşmuş rakamlar değil. Bu rakamlar geriye doğru gittiğinizde çok uzun yıllardan bu yana... arkaya bakmayacağız. Evet. Arkaya bakmayacağız. Önümüze bakacağız. 100 metre koşan bir bugüne kadar maraton koşucusu veya 100 metre koşucusu arkaya bakarsa mağlup olur. Bitti. Yani eskinin hesabı değil. Bundan sonra 4 Kasım'da iktidar olursanız neler yapacaksınız? Şöyle oldu, böyle oldu. Onları geçelim. Kısaca rica edelim. Yani bu kısa olmaz biraz. Ne yani yapılacak? Şimdi bugün uygulanan, yapılacak iş bugün uygulanan ekonomik programın temel parametrelerine sadık kalarak Milliyetçi Hareket Partisi ekonomik yeni bir... Ekonomik program var mı şimdi? Var tabii. Bu bir borç erteleme programı mı yoksa güçlü, bir ekonomik güçlü program? Ekonomiye geçiş programı var. 2004 yılına kadar düzenlenmiştir bu program. Büyük bir bölümü tamamlanmıştır. Kalan bölümü, yani bundan sonraki bölümü üretime dönük hamlelerin yapılacağı... Yani üretim ayağı eksik. Üretim ayağı bundan sonra başlıyor. Eksik ama. Yani şimdi, bu programın üretim ayağı şimdi, eksik. Bu program yapılırken öncelikle borçların döndürülebilmesi borç esas erteleme alındı. Programı bu. Borçların döndürülebilmesi. Borç erteleme programı değil de döndürülebilmesi programıydı. Çünkü borçları ödeyemez noktaya gelmişti evet. Türkiye hocam. Yani evet. Bunu bu i̇şte Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi 4 yıllık bir program hazırladı. Bu programla öncelikle istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeyi temin edecektir. Enflasyon 4 yıl içerisinde %5'e düşürülecektir ve kamu borç miktarı düşürülerek kamunun mali piyasanın üzerindeki faiz yükü azaltılacaktır. Böylece üretim hamlesi ve işsizlik önlenecektir ve ekonomi sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. Ama daha detayını isterseniz daha sonra şey yapacağız. Şeyden. Hemen iktidarın diğer ortağı Anavatan Partisi ile devam edelim Sayın Naz. Efendim Türk İş'in Eylül ayı rakamları elimizde. 1999 yılında açlık sınırı 93 milyon lirayken 2002 yılında 348 milyon liraya çıkmış. Yine yoksulluk sınırı 283 milyon liradan 1 milyar 50 milyon liraya dayanmış. Neden? Ne değişti? Yani 99 yılıyla 2002 yılı arasındaki fark neydi? Yani bu mevcut tabloyu ortaya koyma babında söz sizin. Ve süremiz başladı. Şimdi enflasyonu eğer önlemezseniz, yüksek ve yapışkan enflasyonla yolunuza devam etmeye çalışırsanız ister istemez yoksulluk sınırı da büyür. Sürdürülebilir bir büyümeyi sağlayamazsanız yoksulluğun kapsamı da genişler. Yani bir kere bunu böyle ortaya koymak lazım. Şimdi hocam biraz önce Cihan Bey konuşurken araya girdi. Dedi ki geçmişe bakmayın, önümüze bakalım. Maraton koşanlar arkalarına bakarlarsa yarışı kaybederler dedi. Ama ekonomik programlarda ya da çözümleri ortaya koyarken bu iş böyle olmaz. Doğru teşhis koymazsanız tedaviyi doğru yapamazsınız. Eğer bir kalp krizi geçiren bir hastaya, damarları tıkalı bir hastaya aspirin verirseniz bu bir tedavi olmaz. O nedenle geçmişe bakmak zorundayız. Sorunlarımızın nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını ortaya koymak zorundayız. Yıllarca büyüyen bir devlet varsa, yıllarca büyüyen açıklar varsa, kamu açıkları varsa, hem kamu bankalarından hem kitlerden bütün bunlar devasa açıklar yaratmışsa bu açıklar eninde sonunda birinin üstüne yıkılacaktı hocam. Eninde sonunda yıkılacaktı ve geldi yıkıldı bu açıklar. Şimdi kayıt dışı çok önemli bir problem. Kayıt dışını kayda almak için 99'dan 2002'ye kadar yapılanlara bakarsanız çok ciddi adımlar atıldı. Bir kere siz çok iyi bilirsiniz ki
Türkiye'de kamu harcamalarının önemli bir kısmı bütçenin dışındaydı zaten. Bütçe sadece 99'a geldiğinde bütün harcamaların %33'ünü falan kapsıyordu. Bütçenin içine almak için fonlar kapatıldı, döner sermayeler indirildi, birikmiş görev zararları temizlendi. Borçlanmayı takip etmek için, ki o konuda sizin hassasiyetinizi biliyorum, kamu finansman borçlanma kanunu çıkarıldı, Merkez Bankası'nın özerkliği sağlandı. Bütün bunlar geleceğe ilişkin bir daha bu sorunların yaşanmaması ve ekonominin kayıt altına alınması, bu krizlerin de bir daha yaşanmaması için yapılan şeylerdir. Ama kalp krizi acı verir. Sıkıntılıdır. Tedavisi de kolay değildir. O nedenle bir kere sorunu doğru ortaya koymak lazım. Onun için işe yoksulluğu önlemek için de, bakın nerede büyük bir devlet varsa orada üç şey vardır. Bunu unutmayalım. Bütün dünyada bu böyledir. Yoksulluk vardır, yolsuzluk vardır, demokrasisizlik vardır. Kısıtlı özgürlükler vardır. Devletin büyüdüğü, bir file dönüştüğü ülkelerin hangisine bakarsanız bakın bu üç şeyin öne çıktığını göreceksiniz. O nedenle önce devleti bir kere ekonomiden kesin bir biçimde çekmeniz gerekiyor. Devleti ekonomiden çektikten sonra, devleti denetleyici ve düzenleyici bir fonksiyona oturttuktan sonra ancak siz geleceğe dönük adımları ama devlet atabilirsiniz. Giderek büyüyor. Şimdi bakın, devlet giderek büyüyor derken bir şeyi çok doğru koyalım. Kriz dönemlerinde ekonomi ister istemez küçülür. Ekonomi küçülünce kamu ekonomisinin, devletin göreceli payı ister istemez büyür. Kriz dönemlerinde ne kadar çabalarsanız çabalayın, oransal olarak onun büyüdüğünü görürsün. Ama bütün bu atılan adımlar kamuyu küçültmek adına atılan adımlardır. Şimdi ha, burada çok başındayız. Son cümlemi söyleyeyim. Şimdi yoksulluğun önlenebilmesi için mutlaka sürdürülebilir büyümeyi sağlamanız lazım. Türkiye'nin en önemli problemi budur. Türkiye'nin birinci problemi büyüme oranlarının düşüklüğüdür. Ama en önemli problemi büyüme oranlarının istikrarsızlığıdır. Yoksulluğu artıran, yoksulluğu büyüten, ekonomiyi öngörülür olmaktan çıkaran, yatırım iklimini, yatırım ortamını bozan, sizin dediğiniz gibi kayıttakini de kayıt dışına kaçıran süreç budur. Onun için sürdürülebilir, öngörülebilir bir yapıyı kurmanız lazım. Müsaade ederseniz, Avrupa Birliği'ne girmek Anavatan Partisi'nin en öncelikli hedeflerinden bir tanesi. Ama Avrupa Birliği'ne girişimizin ön şartı 6 Mart 1995 tarihli Gümrük Birliği'ne geçiş sözleşmesi. Bu sözleşmenin 47, 48 ve 49. maddelerinde aynen şöyle bir taahhüdümüz var. Avrupa Birliği'ne girişimizin ön şartı ülkemizdeki kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaktır. Bunu 2 yılda gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz diyoruz. 2 yıl 1997'de bitti. En önemli şart bu iken, en önemli şart sözleşmeye bağlılık ilkesi. Böyle bir sözleşme yapmışız. Bu sözleşmenin gereğini yıllardır yapmamışız, yapamamışız. Niye yapmamışız? Mernis projesini ki o da Anavatan Partisi döneminde 1983'te ben hazırladım. Başlandı, 83 devam ve 83, ediyor 83, 2003, projesi. 20 yıl geldi. Yani böyle bir niyet var mı? Neden? Niye böyle? Neden yapılmadı? Şimdi hocam bakın. Neden yapılmadı? Hayır, bundan sonrasından bahsediyorum. Ha. Yani niyetiniz bir, herkesi ve her kesimi vergi mükellefi yapacak mısınız? İki, herkesin her çeşit masrafını vergi matrağına indirme hakkı verecek misiniz? Üç, ekonomiyi hamile yazılıktan nama yazılı hale getirecek misiniz? Dört, enflasyon muhasebesine geçecek misiniz? Beş, Avrupa Birliği normlarına uygun kambiyo ve döviz tahditlerini getirecek misiniz? Dört tane şey eş zamanlı olarak. Şimdi evet. Buyurun hocam, eş zamanlı olarak. Sırayla cevap vereyim. Dört istersen. Tane. Evet, evet, hayır, hayır. Ha, şimdi Gümrük Birliği'nin o sözleşmeleri Avrupa Birliği'ne girişin ön koşulları değil. Gümrük Birliği'nin sözleşmede böyle yazıyor. Şimdi ön koşulları değil. Ha, Türkiye bunları mutlaka yerine getirmek zorunda. Türkiye kayıt dışıyla daha fazla gidebileceği bir yer yok. Biz Anavatan Partisi olarak kayıt dışını kayıt içine almak için gerekli düzenlemeleri bu dönemde de yaptık. Ortaklarımızla birlikte yaptık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Enflasyon muhasebesine gelince, enflasyon muhasebesi 2003'te başlayacak zaten hocam. Bu bir bütün. 2003'te başlayacak. Eş zamanlı dedi. Bakın eş zamanlı söylüyorum size. Bir tanesini söylüyorsunuz. Hayır, ben size hepsini birden herkesi söylüyorum. Herkesi vergi mükellefi, gelir vergisi mükellefi yapacak mısınız? Evet, hayır.
Şimdi hocam, herkesi gelir vergisi mükellefi yapabilmeniz için evet. önce kayıt altına evet. almanız Mendis lazım. Mendis projesini uygulayacak mısınız? Mendis projesini başlatan biziz, yürüten biziz. Peki. Uygulayacakmışsınız diye sorulur mu? Bunu biz yapıyoruz. Vergi usul kanunu mükerrer 241. madde. Anavatan Partisi döneminde yürürlüğe girdi. Ben o zaman Adnan Kahveci'nin danışmanıydım. Hocam tek tek maddeleri sormayın. Evet, soruyorum. Bakın, genel. Hayır. Genel olarak biz çekler, size senetler, ilkeleri koyalım. Çekler, senetler devlet tarafından bastırılacak, dağıtılacak, müteselsiz sıra numarası verilecek, ilgilisinin hocam. Adı soyadı yazılacak. Hiçbir hükümet bunu uygulamadı. Siz de iktidarsınız. 91'den bu yana kaç kere iktidar oldunuz? Bir kere de bu gündeme gelmedi. Şimdi hocam kapsamlı bir vergi reformu yapmadan, Türkiye'deki açıkları önce açıkları kontrol altına almadan, devletin bütçesinin tüm kamu kesimini kontrol edecek bir hale gelmeden, ondan sonra kapsamlı bir vergi reformu yapmadan bu adımları atamazsınız. Bütün bunları sırayla atmak zorundasınız. Ama hepsini de birbirine bağlı olarak atmak zorundasınız. Onun için şimdi siz oradan şu kanunun şu maddesini, şu tebliğin şununu bilmem neyini yapacak ben mısınız şeklinde böyle bir sormayın. Niyet var mı? Avrupa Birliği'nin özü bellidir. Avrupa Birliği son derece net, açık, küçük devlet, etkin devlet, yerel devlet bütün bunları koymuş. Hesap verme sorumluluğu siyasi demiş. Siyasi partilere getirecek misiniz defter tutma tabii, mecburiyeti? Tabii. Makbul tabii, siyasetin en önemli, finansmanı, siyasetin finansmanı. En önemli kriterdir. Yani bu kampanyada bakın, ilan edecek misiniz kaç para harcadınız? Söylüyoruz hocam. Kaç para harcadınız? Tabii ilan edeceğiz. Partilere. Kampanyadan yani sonra hepsini ilan edeceğiz. Her belge, şey belge, açık. Belgeli olsun diyorsunuz. Bakın bizler için problem tamam. yok. Aldığımız hazine yardımları belli. Hepsi evet. açıklanıyor. Hazine yardımları ne kadar kullanıldığını. Hazine yardımı devam etmek zorunda hocam. Hazine yardımı devam etmek partilere zorunda. Yönelik devam evet. etmek. Evet. Hazine yardımı devam etmek zorunda. Ha, hazine yardımının nitelikleri, şeyi, sınırları bilmem neleri evet. tartışılır. Ama hazine yardımını birdenbire evet. elinizin tersiyle iterseniz çok daha yani farklı. Yani defter kitap getiriyorsunuz. Bütün evet. ilçe belde yönetimlerine getireceksiniz. Zorunlusunuz. Tamam. Evet. Tabii getireceksiniz. Bir şey söylemek istiyorum. Evet. Siyasi partiler kanunu diye tartıştığımız kanun dünyanın hiçbir yerinde Almanya ve işte İtalya onlarda da faşizm döneminden kalmadır siyasi partiler kanunu. Siyasi partiler kanunu gelişmiş demokrasilerde yoktur. Bir tek kanun vardır siyasi partilerin finansmanı. Gelişmiş ülkelerde, gelişmiş demokrasilerde olmazsa Almanya'da olmaz. Oy başına bir mark. Olmazsa bir olmaz. Bir mark. Niye bizde hazinede böyle kelle başına milletvekili başına? Onu mutlaka geçireceğiz. Ben size özet niye olarak hemen şunu söyleyeyim. Avrupa Birliği dediğiniz hesap verme sorumluluğudur. Avrupa Birliği dediğiniz şey öngörülebilirliktir. Yani bütün bunları şeffaflıktır. Hayır, bütün, evet. Hayır, bakın, şeffaflık hayır. Hocam, evet. kayıt dışı dediğiniz kayda almadan öngörülebilir olamazsınız. Evet. Hesap olmaz. Verme sorumluluğu olmaz, şeffaf Sayın olmazsınız. Kayıt dışını kayıt altına alacaksınız. Anavatan Partisi'nin hedefi bu, alacak. Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz Sayın Nas. Evet. Hemen Profesör Doktor Nazım Ekrem'le devam edelim. Evet, en önemli konuklarımızı bilgi aldık, evet, Anavatan evet. demek ki kayıt dışında yana değil. Evet, hayır değil. Konuklarımızı olur dinledik şey, hocam. Evet, konuklarımızı ben dinledik. Ederseniz. Ben şunu sormak Buyurun. İstiyorum size. Şimdi biraz önce Nesrin Hanım da dedi ki, yani teşhis doğru konulmalı dedi. Ya bu mevcut fotoğrafı çektiğimiz zaman, sizce Türkiye bu ekonomik krizi yaşarken sebepleri sadece mevcut siyasi iktidarlarından kaynaklanan bir sebep miydi? Yoksa geçmişten gelen bazı şeyler yüzünden de onlar üst üste gelip Türkiye bu krizi yaşadı? Buyurun. Ben de müsaade ederseniz çok hızlı olarak 98'den itibaren Türkiye ekonomisinde neler oldu? Bu şundan dolayı önemli. Nesrin Hanım da belirttiği gibi önerilecek politikaların ya da tedbirlerin en az %50'si teşhisin ne şekilde yapıldığına ya da sorunun ne şekilde algılandığına bağlı. Evet. 98 yılında biliyorsunuz Türkiye ekonomi yönetimi IMF ile bir yakın izleme anlaşması yaptı. Bunun özünde bir yaptırıcılık yoktu. Sadece IMF ile biz bir takım politikaları, tedbirleri alacağız. Bunlar özde daha sonra uygulanan IMF programının birebir aynısıydı. Dolayısıyla ekonomiyi yeniden yapılandıracağız, yeni bir ekonomik ve finansal ortam oluşturacağız düşüncesi vardı. Enflasyonun düşmesi, ekonomide devletin küçültülmesi dahil olmak üzere, sürdürülebilir büyüme dahil ve borç yönetimi gibi. Fakat 98 yılında Uzak Doğu ve Rusya krizleri ve 99'da yaşanan iki deprem bu programın uygulanamaz hale getirdi. 99 yılında uygulanan, karar alınan ve 2000 yılında uygulamaya konulan birinci stand-by ise bu yakın izleme anlaşmasını biraz daha formal hale getiren tarafları bağlayıcı bir özelliği vardı. O da Kasım'daki krizden dolayı uygulanamaz hale geldi. 2001 yılında Sayın Derviş'in gelişinden sonra güçlü ekonomi geçiş programı altında ikinci 3 yıllık program uyguladık.
Orada da yine biliyorsunuz 11 Eylül olaylarından sonra bunu da uygulayamadık ve 3. 3 yıllık programa geçmiş olduk. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Türkiye son 3 yılda 3'er yıllık 3 tane ayrı ekonomik program uygulamak zorunda kaldı. Bunun nedenleri tartışmaya başlarsak veya tartışmak için bir takım kriterler aramaya başlarsak büyük bir ihtimalle programın kantitatif kurgusu, ekonomi politiği tartışmaya açık hale gelebilir. İkincisi, ekonomi yönetiminin olaya bakış tarzı, algılaması ve uygulama süreçleri tartışmaya açık hale gelebilir. Bir üçüncüsü de beklemediğimiz, kurgulamadığımız bir dış konjonktür gündeme gelmiş olabilir. Her halükarda Türkiye son 3 yılda 3 defa 3'er yıllık ekonomik program değiştirmişse bunun nedenlerini programın içeriği, uygulama süreçleri, olaya bakış tarzı ya da ekonomik bilimlerle, toplumla bunun paylaşılma sürecine bakmak lazım veya paylaşma sürecine bakmak gerekiyor. Şunu söylemek lazım, sayın katılımcılar tıbbi bir örnek verdi. Ben de şöyle bakabilirim olaya. Türkiye ekonomisi bu dönemde iki tane kritik hastalığa yakalanmış bir hasta gibi. Bir tanesi şeker hastalığı, yapısal bir sorunu var. Bir tanesi sarılık hastalığı, konjonktürel bir sorun var. Dolayısıyla Türkiye'de böyle iki tane ciddi hastalık olduğu zaman ekonomi yönetiminin stratejik tercih ve öncelikleri önem kazanmaya başlıyor. Yani iktisatta her zaman büyük sayı büyüktür diyemeyiz. Mesela 25 bazen 30'dan büyük olabilir. İşte bunun büyük olup olmadığı alanlarını ekonomi yönetimi tercih ve önceliklerini toplumla paylaşmak koşuluyla yeniden belirleyebilir. Bir üçüncü nokta yine az önce belirtti. Mesela ekonomi programı uygularken biraz teknik bir ifade ama çok özet geçeceğim onu ana hatlarıyla. Net iç ve iç varlıklar, net dış varlıklar Kasım krizinden önce dengelenmişti. Dengelenmişti evet. Ve bir de dövize dayalı bir program vardı. Fakat Kasım krizinde hem net iç varlıklar rakamı artıyordu, hem dış varlıklar rakamı azalıyordu. Fakat buna karşılık biz kuru yine sabit tutuyorduk. Öyleyse bu örneği şundan dolayı veriyorum. Yani uygulama süreçlerinde konjonktürel problemler çıktığında yapısal problemleri zedelemeden bir esneklik sağlandığında sıkıntılar veya maliyetler azalabilirdi. Birinci tespit noktam bu. Süremiz doldu hocam. Büyük efendim. Evet. Şimdi soru. Buyurun hocam. Biraz önce Sayın Paçizi ve Sayın Nas, ya bu mevcut programın devam edeceğini, yani IMF dayatmalı mı, destekli mi, güdümlü mü neyse bu programın devam edeceğini söyledi. Siz bu programın devamından yana mısınız? Hemen cevap vereyim. Yani 3 yıldan beri uygulanan bu program belli maliyetlerle bir noktaya geldiğine göre geldiği noktadaki yararlarını gözetip gerekiyorsa revizyon yapıp tekrar uygulamak gerekebilir. Enflasyonu düşürme süreci önemli bir süreçtir. Enflasyon düşme eğilimine girmişse bu noktadan sonra enflasyonu arttırmadan sürdürülebilir büyümeyi sağlayıp sağlayamayacağımız ya da ekonomik ortamı yeniden revize edip ekonomik bilimleri üretime aktarıp aktarmayacağımızı tartışmamız gerekiyor. O zaman aynı program uygulanacaksa ne diye seçim yapıyoruz ki? Aynı bundan program... önceki iktidar zaten uyguluyor. Sayın hocam. Yani neyin seçimini yapıyoruz? Yok, aynı program demiyoruz. Arkadaşlar aynı program demiyorlar. Yani aynı program demiyoruz hocam. Yani nüanslar var. Evet, oraya dikkatinizi çekiyoruz. Evet, ben yanlış algılıyorum o zaman. Evet bu arada... Güçlü ekonomiye geçiş programının sahibi hocam, misiniz değil misiniz? Efendim güçlü ekonomi geçiş programı kalmadı artık. Yani... Sahibi misiniz değil misiniz? Biz sahibiyiz. Evet, bitti. Tamam. Devam diyorsunuz. Tamam. Bu arada devam diyorsunuz. O zaman mesele. Bu arada o zaman niye seçim yapılıyor? Yok bir teknik detayı söyleyeyim. Nesrin Hanım güçlü ekonomi geçiş programı sahibiyiz diyor ama teknik olarak Mayıs'ta uygulanan güçlü ekonomi geçiş programı bu Şubat'ta yeni bir programla başka bir amaca, başka bir revizyona girdi. Onu belirtmek gerekiyor teknik olarak. Farklı bir program. Çok teşekkür ederiz. Hocam bu arada ekonomiden sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Masum Türker de biraz önce Ankara'ya girdi. Geldi uçakla, kırmadı bizleri, geldi programımıza yetişti. Sayın Türker hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz nefes alsın. Nefes alın, hemen geliyoruz. Size geleceğiz ve hemen... Sayın Kemal Kabataş'a dönmek istiyorum. Efendim bu krizin nedenlerini değerli konuklarımız biraz önce açıkladılar kendi partilerinin bakış açılarıyla. Sizce bu krizin nedeni neydi? Neden Türkiye 1999'dan sonra geçen 2 yıl içerisinde 21 Şubat'ta böylesine büyük bir deprem yaşadı? Hala da bu depremi yaşamaya devam ediyor. Sorun ne? Süreniz başladı. Teşekkür ediyorum. Tabii krizin sonuçları ortada, nedenleri tartışılıyor. Nedenleri konusunda 10 yıldan, 15 yıldan, 20 yıla kadar giden çeşitli yorumlar, değerlendirmeler var. Doğrudur, Türkiye'de kronik sorunlar olmuştur. Sorunların temelinde kamu finansman açıkları yatmaktadır. Ama krizin ana nedeni 2000 yılı başından itibaren uygulamaya konulan Tablita programının hem yönetiminde hem teknik yapısında hem de uygulamasında önemli sorunlar yaşamıştır. Hükümet
bu programın sorumluluğunu siyasi olarak bir ölçüde üstlenmemiştir. Kura dayalı, çıpaya dayalı, sabit kura dayalı program yanlış uygulanmıştır, yanlış formüle edilmiştir, Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmamıştır, hem dış dengeyi bozmuştur, hem iç dengeyi bozmuştur. Kasım 2000'de yaşanan derin kriz, faiz şokları ve Şubat 2001'de yaşanan devalüasyon çok önemli bir hasar yaratmıştır. Yani bugünkü hasar bir hesaba göre 122 milyar dolar düzeyinde. Ekonomideki dolar cinsinden milli gelirin yaklaşık 1/4 kaybedilmiş. Fakirleşme süreci tüm hızıyla devam etmiştir. Evet. Bu programın sonuçlarıyla baktığınızda, revize edilen şekliyle, bugünkü uygulamasıyla değerlendirdiğinizde ortaya koyduğu sonuç açık ve net. Her iki derin şok ekonomide çok derin bir hasara neden olmuştur. Bu program doğru uygulansaydı, söz gelişi bu dalgalı kur 2000 yılı başından itibaren uygulansaydı ya da sabit kur bu kadar uzun süreli uygulanıp açıklanmasaydı, bu faiz şokları yaşanmasaydı acaba ekonomide bu kadar hasar olur muydu? Yani iç borçların yaklaşık 80 katrilyon liralık kısmı o dönemde oluşmuş hasarların kayda alınmasından, ağır şokların, şok faizlerin ve yüksek devalüasyonun yarattığı hasarın devlet borcu haline dönüştürülmesinden oluşmuştur. Hem o dönem kaybedilmiştir, hem de gelecek dönemleri ekonominin ipotek altına alınmıştır. 140 katrilyon liralık iç borç faizinin bugünkü faiz oranlarıyla değeri veya yıllık maliyeti yaklaşık 75-80 katrilyon liradır. Dolayısıyla bu dönemde Sayın Derviş'in ve daha sonraki dönemdeki yönetimlerin yapabildiği sadece bu çöküşü bir noktada durdurmaktan ibarettir. Ama programın uygulaması ve teknik yapısı bizatihi krizin nedeni olmuştur ve krizin ağır faturası millete çıkmıştır, ekonomiye çıkmıştır. 36 yaklaşık milyar dolar dış borçlanma ve ilave 80 katrilyon liralık da hasar nedeniyle iç borç yaratılmıştır. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta budur ekonomide. Bunu efendim dünden geldi, bugüne geldi, bugüne taşındı diye yorumlamak olayı doğru algılamaktan uzak bir yaklaşımdır. Doğru tanım değildir. Doğru tanım krizin nedeni bu programların yanlışlığıdır, uygulamasının yanlışlığıdır, yönetiminin yanlışlığıdır. Zaten yanlışlığı fark edildiği için daha sonraki dönemlerde revize edilmiştir, bugünkü noktaya getirilmiştir. Hocam, ama yanlış uygulama bu hasarı yaratmıştır. Evet. 2003 bütçesi evet. 144 katrilyon, 46 katrilyon açık. Evet. Yani bütçeden yapılacak her 3 liradan bir tanesi açığa gidiyor. Bütçe denk değil. Siz denk bütçeden yana mısınız? Ve bütçeyi denk hale getirebilmek için 4 Kasım'da iktidara gelirseniz ne yapacaksınız? Ne yaparsınız? Ne yapacaksınız? Hocam buyurun. Biz tabii bütçede disiplinden yanayız. Bütçede açık vardır. Bütçede şeffaflık var olmalıdır. Bütçe doğru ilkelerle uygulanmalıdır. Bakınız bu programın bütçe uygulamasında da yanlışlar vardır. Bütçe uygulaması sadece faiz dışı kavramına endekslenmiştir. Hükümet ve program yönetimi faiz dışı fazlayı tanımlıyor. Şu anda 9 aylık açık 21 trilyon. Benim hesaplarıma göre doğru bütçe uygularsanız 38-40 katrilyon liradır zaten 2002 yılı bütçesinin açığı. Bunu kayda alıp almamanız bir şey değiştirmez. 2003 yılı bütçesi de IMF'nin sadece direktifi ve dayatmasıyla 144 katrilyon diye açıklanmıştır. Bu gerçek rakam, bütçe... gerçek rakam muhtemelen 170-180 katrilyon düzeyinde olacaktır. Bunlar şeffaflık ilkesine uygun değil. Sadece bütçenin bir tek satırına uygulamayı endeksliyoruz. Diyoruz ki faiz dışı fazla hedefi budur. Burada oluşan fazlayla bu borçları döndüreceğiz diyoruz. Faiz dışı bütçe herhalde faizlerin bir satır aşağı yazılması, bir satır altına yazılması. Herhalde yani faizleri başkası ödeyecek faiz, yani. IMF ödeyecek değil faizleri. Yani niye bu kadar evet, bunun tabii. üzerinde bu kadar, şey yaratılıyor? Hocam bu kadar ayrıntıyla bir uygulama birazcık kamufle edilmek isteniyor. Bir artı yaratmak istiyorsunuz. Bu artıyı sürekli ekranda bütçe tutuyorsunuz. Ve bir eksilere bakın. Bu bütçe ne kadar saptı ben söylüyorum. 26 katrilyon değil
bu bütçenin açığı 38-40 trilyon lira olacak. Bunun içinde kur farkları da yok. Faizlerin de önemli bir kısmı kayıt dışında kalıyor. Evet. 2003 yılına aktarılıyor. Siz kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almayı taahhüt ediyor gayet musunuz? Gayet tabii. Gayet tabii. Yani parti politikası ama olarak. Ama doğru paritelerle, doğru uygulamalarla, doğru politikalarla. 4 unsura. Evet. Herkesi vergi mükellefi evet. yapacak mısınız? Herkes. Herkesin her çeşit masrafını indirim hakkı verecek misiniz? Ekonomiyi hamile yazıktan name yazı hale getirecek misiniz? Biz, soruyu açayım. Biz, 20 milyonluk, 10 milyonluk, 5 milyonluk banknotları kaldıracak mısınız? Büyük, efendim, büyük küpürlü paraları efendim, kaldırıp küçük küpürlü paralarla insanları ödemek mecburiyetinde bırakıp kartla ödemeye geçecek misiniz? Enflasyonda geleceğiniz nokta önemli. Nakit ekonomisi kayıt dışı uygulamayı hızlandırıyor. Doğru. Zaten teknoloji de ekonominin teknik altyapısı da nakit dışı ödemelere kayıyor. Bunu kaçınılmaz olarak Türkiye yakalayacaktır. Biz esasen 94-95 yıllarındaki uygulamalarla ekonominin kayda alınması yönünde ciddi ilkeler getirdik. İşte Mernis'in içinden çıkamadığımız için bu tek vergi numarası uygulamasını getirdik. Bu önemli bir ilkeydi. Uygulamasında belli bir başarı sağlanmıştır. Diğer kayıt dışı faaliyetlere de Sayın Nas işaret etti. İlk defa biz ANAP döneminde yaratılmış bu fon furyasını bütçe içine aldık, disipline ettik. İlk defa biz konsolide kamu finans yönetimi kavramını gündeme getirdik. Her şeyi bütçeye biz taşıdık. Bu dönemde IMF'nin yaptıkları, bunların biraz detaylarını yasal alt Sayın yapıya Kabataş, kavuşturmaktan çok ibaret. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Ol. Sayın Bakanımızı da fazla bekletmeyelim. Evet Sayın Bakanım, Türkiye niye bu krizi yaşıyor? Bu kriz bitti mi, bitmedi mi? Rakamlar bittiğini gösteriyor. Ama öteki Türkiye'nin insanları bu krizi yaşamaya devam ediyorlar. Sizce yanlış neydi? Türkiye nasıl kurtulacak? Buyurun Sayın Bakanım. Şimdi yanlışı söylemeden önce şunu söyleyeyim. Benim bakan olduğum 2,5 aydan beri Türkiye kriz yaşamıyor. Türkiye'de sükunet var. Bir güven başladı. İnsanlar rahatlıkla çalışıyor. Çünkü ekonomiyi kriz içinde gösterip sürekli boşalan bir bardak gibi bardağın yarısı boş boşalmaya hazır demiyoruz. Ve Türkiye krizi geride bıraktı. Artık güçlü ekonomiye doğru yol alıyor. Bugüne kadar olan olayların temelinde şu var. Sorunlar kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Türkiye'nin sorunlarını acemi bir gelinin evi temizlerken süpürgeyle çöpü dışarıya atacağına halının çöpünü halının altına süpürür gibi sorunlar halının altına süpürülmüştü. Ve bu sorunlar bir süre sonra halın altında o zaman bir, damat da acemiymiş ya. Tabii damat kontrol etmesini bilmiyor. Tabii damat kontrol etmesini bilmiyor. Kayınvalide de eve girmiyor. Geleni yapmıyor. Kayınvalide de eve girmiyor. Kayınvalide de eve girmiyor. Dolayısıyla bir süre sonra o sorunlar enkaza dönüştü. Yani toz olmaktan da çıktı yapışa yapışa. Bu son dönemde yapılan iş şudur. Ya benzer şekilde acemi gelin olmaya devam edilecek, sorunlar halın altına süpürülecekti. Ya da halı kaldırılıp içindeki enkaz süpürülecek. Veya usta bir damat bulmak lazım. Usta bir damat, usta damat benim işte. Evet. Usta damat benim diyor zaten Sayın Bakan. Buyurun efendim. Şimdi bu tabii işin esprisi. Burada usta damat şimdiki koalisyondu. Ama bu ustalığa giderken epey çocuk kuzu, çıktı tabii. Tabii yani. Tabii. Epey çocuk çıkacaktı. Şimdi ne çocuklar çıkacaktı söyleyeyim. Kaldırırken halıyı dört taraftan kaldırmadık. Birinci Kasım ayında yaşanan krizin temeli odur. Nasıl taşımadık? Bankacılık reformunu yaparken bankacılığın özellikle bazı sorunları görülmedi. Hatta bunları hatırlarsanız Sayın Derviş de geldikten sonra o da göremedi. O zaten çıktı. Göremez ki nasıl görecek ki? Hayır yani görmedi. Göremez ki zaten. Efendim teknolojide de gördü. Göremez. Nerede sonra gelecek? Gördü Sayın Hocam. Gördü de bunu kim bastı? Siz o zaman bakan olsaydınız basmazdınız. 100 milyarlık hamiline yazılı devlet iç borçlanması. Süre bitsin ondan sonra soralım. Hocam, süre devam edelim. Lütfen. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle görev zararları adı altında yaptırılan işlerler beraberinde bankaların kendi zararları da içine girmiş oldu. Özel bankalar da güçsüz sermayeyle kuruldu. Biraz bir süre sonra kendi patronuna, kendi sahibine çalışır hale geldi çoğunluğu. İçi boşaldı. İçi boşalınca herkes günü döndürebilmek için aşırı düzeyde faizle borçlanmaya başladı. Günlük faiz inanılmaz boyutlarda kontrol edilemeyen noktaya geldi.
Şimdi bazı konuları konuşmak lazım. Bu konuda o tablita filan tartışırız. Orada bir haklılık yok. Ama bu gizlenen kısmı ciddi bir şekilde gündeme getiren kişi de Sayın Kabataş'tır. Tarihi bir belge olarak Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bir konuşmasında yine getirdi. Ben itiraz ettim. Sonra inceleyince de haklı buldum. Bir iki yerde de haklılık verdim. Yani ilk etapta bu 45 katrilyonluk bir eksik var, gizleniyor filan demişti. Nereden çıktı dedik. Çünkü bütçe elimizden geçiyor. Bakıyoruz muhasebeci gözüyle. Öyle bir de sizden kaçıyorsa yani bir şeylik var. Ama yok, yok bütçede. Bütçede yok tabii. Bütçede yok. Bunu ilk gündeme getiren ve Plan Sayın Bütçe, Kabataş. Tabii. Tabii. Yani evet. Eski hazine müsteşarlığı yapmış. Bu konuda daha sorunu biliyor. Yani bu sorun siyasetin içinde yoktu. Siyasette kimse bilmiyordu. Bakın işin ilginçliği o. Siyasette benim diyen, enflasyonu indirmezsen istifa edenler dahil, ederim diyenler dahil, bu ülkede hiç kimse bu sonradan ortaya çıkan, bugünlerde 41 milyar dolar diye telaffuz edilen bankacılık sektöründeki birikmiş gizli açık ortaya çıkmamıştı. Bu gizli açığın bir kısmı da ilk defa denk bütçe havariliğiyle ortaya çıkanların aslında bütçeyi denk tutarken oraları kullanarak gizledikleri bazı unsurlardan meydana geliyor. Şimdi onlar şu veya bu şekilde, suçlusu kimdir, neden oldu, geriye dönmek yerine bu halı altını kaldırıldı, enkaz süpürüldü. Enkaz edebiyatı yapıp bu enkazın suçlusunu aramak yerine, onu çünkü iktisat tarihçileri bulacak sonuçta, rakam olarak koyacaklar önümüze. Bundan sonraya bakalım. Bundan sonra güçlü ekonomiye geçiyoruz. Siz bu programı devam edecek misiniz? Ona göre. Demokratik Sol Parti olarak. Ona Sayın devam Bakanım, kısaca yani bu programın sahibi tabii misiniz? Tabii tabii Sayın Hocam. Evet. Söyleyeyim. Şimdi kimsenin söylemediği bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bu uygulanan program, bırakın IMF ile ilgili programda, parlamentodan onaylanmış 5 yıllık kalkınma planındaki tedbirleri alalım, programla mukayese edelim. Önemli bir kısmı 5 yıllık planla bağlıdır. Programda uygulanması düşünülen projelerin önemli bir kısmı 57. hükümetin koalisyon programı içinde de. O zaman niye seçim yapıyorsunuz? Müsaade etsin. Yani hali hazırda sahibisiniz Sayın, programı. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu ya niye seçim yapıyorsunuz? Harikasınız bu konuda. Çünkü biz dedik ki o zaman seçim yapmayalım. Evet. Ve sonra. Seçim yapmayalım diye dedik biz. Hocam. Evet. Dedik ki bakın biraz evvel değerli AK Parti'nin temsilcisinin söylediği bir şey var. 3 yıl içinde bu programın ama yani zorlukları aşmıştır dediniz, evet. Artık çıkış noktasına gelmiştir. Bunu Başbakan Sayın Bülent Ecevit defalarca söyledi. Dedi ki bu programla zorluğu bir külfete katlanıldı. Herkes bunun maliyetine katlandı. Özveride bulundu. Biz bu seçimi hemen yapmayalım. Bu külfetin ardından topluma bunun nimetinin dönme sürecini hızlandıralım, öyle gidelim. Ama geldi 449 kişi alkışlarla seçim dedi. 58 Demokratik Sol Parti ile hayır dedi. Fakat sonra bu 449 arkadaş gittiler. Bir şeyler oldu, döndük. Bu sefer 58 arkadaş hayır dedi. Seçim olgusuna evet. Biz katılmıyoruz dedik. Hocam, dengeleri değişti. Şimdi hemen. Şimdi öbür soruları hocam öbür şeyleri bir kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almayı gayet tabii alacağız. Projemiz de var. Bir, herkesi ve herkesin vergi mükellebi yapacak mısınız? Evet, hayır. Evet. Tamam. Herkesin her çeşit masrafını vergi matrağında indirme hakkı verecek misiniz? Ha. Belli şartlarda. Bakın. Evet, hayır. Herkesin belli şartlarda. Herkesin temel harcamalarını tamam. indirmesine. Yani sağlık, hemen, eğitim vesaire gibi. Tamam. Tabii. Sayın Bakanım çok ekonomiyi hamile yazıdan name yazılarına getirecek misiniz? Biz zaten o yolda gidiyoruz. Tamam. Yani çok hedefiniz bu mu? Peki var daha var. Cevabınızı aldık hocam. Avrupa Birliği normlarına uygun kambiyo ve döviz tahditleri getirecek misiniz? Avrupa Birliği'ne uygun tahditler gelmezse bizi kabul ederler mi hocam? Efendim? Evet, nerede? Döviz bulundurma, döviz harcama. İllerde biz Avrupa Birliği'nin ekonomik koşullarını oluşturmaya hazırız dediğimiz anda biz onları ediyorlar mı ki zaten bizi misafir olarak efendim, bile almıyorlar. Efendim sizin dedikleriniz. Niye biz ortak alsın? Hayır ediyorlar. 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 İyi güzel o da iyi haber. 2005 yılına göre öyle bu program bu programın
kurgusunda incelenirse 2005 yılı göstergeleri... Enflasyon malzemesine geçecek misiniz? Hayır, enflasyon sıfırlaması yapacağız. Evet. Sıfırlama yapacağız. Birçok soruyu sorduk. Evet, efendim... Büyük küpürlü paraları ne yapacaksınız? Bir de onu soralım. Enflasyon sıfırlaması yapınca büyük küpürlü paralara ihtiyaç kalmayacak. Hocam ikinci turda paraya da ihtiyaç yok, zaten çok... kıymeti yok. Hayır, hayır. Para bulalım. Küpürlü ihtiyaç yok hocam. Hayır, o bana demiyorum. Hocam, küpürlü paraya ihtiyaç kalmayacak. Sayın Bakanım, biraz sonra hemen devam edeceğiz. Efendim, şimdi bir bant hazırladık. Öteki Türkiye'nin insanların bandı bu. Türkiye'de gerçekten ekonomik kriz rakamlara göre bitti. Ama Türkiye'de ekonomik kriz hala devam ediyor. Niye devam ediyor? Çünkü Ankara'nın göbeğinde, ulusta bile, ulusalinde sadece 500 bin liraya kıyma alan insanlar var. Ve yine efendim Ankara'da Altındağ semtinde evinde sadece soğanla yağı kavuran insanlar var. İşçi emeklerinin durumu deyimi yerindeyse tam bir fecaat. Önce bu bantımızı seyredelim, sonra neler yapılması gerektiği konusunda konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Yemesin içmesin ama yok. İdare edecek, kokusu geldim yani. Ne aldınız? Bize bir gösterir misiniz? 1,5 milyonluk peynir, 500 bin liralık da helva aldım. İşte bu yüzden vatandaş kriz deyince boş tencereyi, karnını doyuramadığı çocuklarını, ilaç alamadığı hastasını düşünüyor. Hiçbir şey yok. Ameliyatta oldum yani. Hiçbir şey yok. Verdikleri 200 milyon, 225 milyon maaş. Yiyen de yemen mi? 50 milyon elektrik parası, 20 milyon su parası, telefon parası, tamam aç. Yüz binlerce işsiz ordusu bir yana, milyonlarca emeklinin hali de içler acısı. Örnek mi? İşte SSK emeklisi İsmail Akar ve eşi Müzeyyen Hanım'ın yaşadıkları. Bir günde ham bile içtim kendim kurtulayım diye. Seçimlere çeyrek kala siyasiler meydanlarda son kozlarını oynuyor, son hesaplarını yapıyor. Oysa 3 kuruşluk emekli maaş alan vatandaşlar kapalı kapılar ardında çok daha başka hesaplar içinde. 52 yaşındaki Müzeyyen Akar'ın hayatı 17 yıl önce ilk eşinin vurduğu bıçak darbeleriyle yara almaya başlamış. Bıçakladıktan sonra da mecburen ondan ayrılmak zorunda kaldım. Müzeyyen Hanım daha sonra bir gözü görmeyen, diğer gözü de çok az gören ikinci eşi İsmail Bey ile evlenmiş. Bu arada ilk eşinden olan kızı fakirliğe dayanamayıp evden kaçmış. Gelsin bana sahip çıksın. Gelsin sahip çıksın. Ben onu ne olursa olsun ben onu affettim. İsmail Bey malulen emekli olunca 225 milyon lira emekli maaşı bağlanmış. Ancak Müzeyyen Hanım hemoroid ameliyatı olduktan sonra yürüyemez hale gelmiş ve çileli günler başlamış. Gözünün bir tanesi görmüyor, az, çok az görüyor. Nerede çalışsın bu? Size soruyorum ben. 200 milyonla ben geçinemem. Ağrım başladı. Ağrılan başladı. Ay Allah! Beni böyle yarıda yaptılar. Müzeyyen Hanım ve gözleri görmeyen eşi komşularının yardımıyla ayakta kalabiliyor. Müzeyyen Hanım malulen emekli olan eşinin 225 milyon liralık emekli maaşıyla ayakta kalmaya, yaşamaya çalışıyor. Seçimlerin arefesinde siyasilerden tek dileği var: İktidara kim gelirse gelsin emeklinin bu acı halini göz önüne alsın.
Evet efendim, görüntülerimiz böyleydi. Biz de sohbetimize devam ediyoruz. Ekonomi programımızda neler oluyor da ve Sayın Nas'la devam edeceğiz. Evet efendim, kriz bitmedi. Yani rakamlar halkın cebine ve karnına bir türlü yansımadı. Siz 4 Kasım sabahı iktidara gelirseniz ne yapacaksınız? Bıçak keser gibi nelere son noktayı koyacaksınız? Şimdi hep söylenirken kriz bitti deniyor. Krizin en kötü dönemi geride kaldı. Bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Ama Türkiye daha krizi bütünüyle aşamadı. Şimdi bu gördüğümüz manzaralar bunun en açık örneği. Türkiye'de işsizlik büyüyor, artıyor. Türkiye'de yoksulluk da büyüyor. Öncelikle işsizlik ve yoksullukla mücadele etmek için, işsizlik ve yoksulluğun, işsizliğin azaltılması ve yoksulluğun önlenmesi için çok ciddi ve öncelikli politikaların uygulanması gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için belli kaynaklara ihtiyacınız var. Bu kaynakların bir kısmını bir kere bir yerden bulup serbest bırakmanız lazım. Onun için bizim ilk başlayacağımız şey devleti en kısa sürede küçültmek. Devleti küçültüp, devleti bütün kaynaklara el koyan, bütün kaynakları emen bir fil olmaktan çıkardığımız zaman, devletin bıraktığı, serbest bıraktığı kaynaklarla iş yapma ortamının yeniden gelişeceği, yeniden yeşereceği bir ortamda yeniden işletmelerin ayağa kalkacağı, işsizliğin azaltılacağı bir döneme geçmek. İkincisi, Türkiye'nin bütün bu sorunlarının çözümü için, çok ciddi bir kaynağa ihtiyacı var. Bunun için de dış kaynak olmazsa olmaz. Dış kaynağa ihtiyacımız olduğu çok açık. Yabancı sermayeyi bir şekilde... Dış doğrudan yabancı sermaye yatırımı. Sabit sermaye. Yani portföy yatırımı sıcak para değil. Dalgalı kur zaten o nedenle çok önemli. Yani artık o sıcak parayı ürküten, sıcak paranın gelmesini önleyen ve yeni bir borç kısır döngüsüne girilmesini de önleyen bir süreç bu. Ama doğrudan yabancı sermayeyi çekebilmeniz için, işte biz Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diye bağırırken öncelikle bunun için bağırıyoruz. Çünkü Avrupa Birliği coğrafi sınırların ötesinde, Avrupa Birliği hukuki güvenlik demektir. Avrupa Birliği şeffaflık demektir. Avrupa Birliği öngörülebilirlik demektir. Hesap verme sorumluluğu demektir. Bu nedenle Avrupa Birliği bu sisteme dahil olduğunuz zaman o hukuki güvenlik ve ortak refah alanına girmiş oluyorsunuz. Ve yabancı sermaye için, doğrudan yabancı sermaye için genç nüfusunuzu da dikkate aldığınızda, büyüme potansiyelini de dikkate aldığınızda son derece cazip bir ülke haline geliyorsunuz. Yatırım iklimini yeşermesi için koşullardan bir tanesi de budur. Yani Avrupa Birliği sürecine mutlaka dahil olmak, ikincisi devleti en kısa sürede küçültmek. Nazım Bey çok doğru söyledi birinci programda. Süreçlerden bir tanesi uygulama sürecidir dedi. O uygulama sürecinde yapısal reformları çok hızla yapabilseydik ki koalisyon olmak bunun biraz şeyi oldu, engeli oldu. Çok hızla o adımları atabilseydik bugün muhtemelen o program başarıyla uygulanmış olacak. Yapacağımız iki önemli şey budur. Bir soru sorarsanız. Sistemin kendisi kriz midir? Kendisi zaten kriz sistemi. Evet mi hayır? Ne demek sistemin kendisi? Sistemin kendisi kriz. Sistem kendi üretiyor bu mikropları. Şimdi yani, hocam yani birinci... Açıkları o üretiyor, hayır. O üretiyor. Şimdi hocam birinci turda çok net olarak ortaya koyduk. Şimdi siz günü kurtarma adına çözümler ortaya koyar. Sorunu hep yarına... O zaman sistemin kendisi kriz değil. Şimdi sorunu... Sistemin kendisi kriz derken sistemin... O yaratıyor. Hocam sistemimiz şeffaf değilse, sisteminiz... Değil işte. İşte büyük bir devlet varsa bu zaten krizin kendisidir. İki. Değiştirilmek istenen şey budur. İkinci soru, mali milat. Evet. Türkiye'nin gündeminde. Evet mi hayır? Evet. Mali milatı ne yapıyorsunuz? Red mi diyorsunuz, kabul mü diyorsunuz? Yeni bir mali milat, yeni bir mali barışa evet ihtiyacı var. Yani vergi affı, vergi affı getirmek. Vergi affı demiyoruz, vergi barışı diyoruz hocam. Olsun fark etmez. Yani affla barış yani aynı şey. Hiçbir vergi, hayır değil. Hiçbir vergi almadan... Evet. Yani efendim, kim küs? Servet devlet mi, mükellef mi devlete küs? Mükellef devlete küs. Efendim mükellef devlete küs, barış alır diyorsunuz. Tamam.
İki tarafın da barışması lazım. Evet Sayın Nas, çok teşekkür ediyoruz. Sayın yani kaynak açısından önemliydi de o. Sayın Kabadaş'la devam edelim. Başkanım, evet efendim. Yani sizin, pardon, bir şey ilave edeceğim. Sizin dediğiniz gibi herkesin vergi mükellefi olması için vergilerin oranlarının aşağı çekilmesi lazım. Bunu yapabilmeniz için de devletle evet. mükellefin barışması lazım. Sayın Nas, bunu yapmadan vergi alamazsınız. Hocam, Sayın Nas teşekkür ediyoruz. Sayın evet. Kabadaş, evet görüntüleri izledik. 4 Kasım sabahı Doğru Yol Partisi iktidara gelirse hemen ekonomik anlamda neleri uygulamaya koyacak? Halkın karnı ve cebi nasıl daha iyi doyacak? Evet. Buyurun. Kriz başladı. Bitmedi. Kriz bütün sonuçlarıyla ekonomide hiddetini, şiddetini sürdürüyor. Hepimiz halkın içinden geliyoruz. Halkla temas içindeyiz. Halkın feryadı sadece ekrana yansıyandan ibaret değil, çok daha ileri boyutta. Gerisinde işsizlik var, yoksulluk var, yoksullaşma var, fakirleşme var. Bakınız, sadece 4 milyon esnaf işletmesiyle ilgili soruşlara bakın. Bağkur'la başı dertte, sigortayla başı dertte, esnaf kefalet kooperatifiyle başı dertte, Halk Bankası'yla başı dertte, maliye ile başı dertte. Birikmiş sorunların bu yapı içinde aşılabilmesi mümkün değil. Eğer üretimi öngörüyorsanız bu bölgeyi ciddi şekilde temizlemeniz lazım. Bu krizin getirdiği faizlerle bu borçların ödenebilir olmadığını herkesin kabul etmesi lazım. Bağkur'un 7,5 katrilyon alacağı var. Bunun yaklaşık 5 katrilyon lirası ceza ve faizlerden oluşuyor. Esnafın böyle bir borcu ödeme yükümlülüğü yok. O zaman bu faizleri, bu cezaları temizleyeceksiniz. Biz bunun genel adını mali uzlaşma diye koyuyoruz. Aynı şekilde esnaf kefalet kooperatifleri sistemi, Bağkur'un ana finansman kaynakları batmıştır. Bugün 770 tane kooperatif iflas halindedir. Benim ilimde Samsun'da 7 tane kooperatif kapanma noktasındadır. Aynı şekilde tütün yasası ve benzeri yasaların uygulamasında olağanüstü zafiyetler ve zorluklar oluşmuştur. Bu yıl üretici 200 kilo tütün üretmeye mahkum edilmiştir. 200 kilo. Geçen yıl 2 milyon lira, 2 ton tütün üreten üretici bugün Bafra'da sadece 200 kilo tütün üretebiliyor. Ve geçen yılki fiyatla satmak zorunda. Maliyetleri 2 kat, 3 kat artmış durumda. Fakirleşme devam ediyor. Üretici açısından, köylü açısından, esnaf açısından fakirleşme bütün şiddetiyle devam ediyor. Devletin ve kamunun zamları hızla geliyor, mazot otomatik artıyor, ilaç artıyor, gübre artıyor. Buna karşılık ürün fiyatları geçen yılın seviyesinde ve üretim de geçen yılın onda birine inmiş durumda. Bunu üretimin önünü açmak istiyorsanız, Türkiye yeniden büyüyecekse, bu borç sarmalından kurtulacaksa tedbirleri burada almak zorundasınız. Alacağınız tedbirler esnaftaki çarkı döndürecek, esnafın önünü açacak, üretimin önünü açacak, sanayinin önünü açacak, ihracatın önünü açacak. Bu ekonomideki çarkı yeniden döndürecek tedbirleri hızla ve gecikmeden almazsanız yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Fakirleşme süreci 2004 başına kadar IMF'nin programının bugünkü yapısı içinde devam ediyor. Bir tek hedefiniz var, faiz dışı fazla yaratmak. Bu fakirleşme demek, kaynak kullanımını yok etmek demek, fakirleşme çizgisini sürdürmeniz evet. demek. Böyle devam edemezsiniz. Devam edebilirseniz bunun sonuçlarını da ortaya koymak ve tartışmak zorundasınız. Çekler, karşılıksız çeklerle ilgili, evet. protestolu çeklerle evet. ilgili. Bir sicil affını Türkiye'de, sicil affı. Bugün küçük işletmelerin yarıdan fazlası gerçekten sabıkalı hale gelmiştir. Yani esnaftaki haciz, icra, hapis uygulamasına ek olarak ticari işlemlerini yürütemez hale gelmiştir. Hepsi çeklerinin kriz nedeniyle, arkasının yazılması nedeniyle ticari işlemlerini peki, yürütemez hale gelmiştir. Peki her ay 100 bin tane. Mali milatı biz kaldıracağız. Biz yeniden bir vergi yaklaşımı içindeyiz. Yeni vergi yaklaşımı içindeyiz. Mali milatın bu ekonomiye verdiği hasar ortada. Yeni bir fon sağlamak üzere bedelli askerliği getiriyor musunuz? Evet. Öneriyoruz. Bedelli askerliği. Evet. Öğrencilere harç. Harçlardan dolayı ödeyemedi diye binlerce öğrencinin kaydı silindi. Evet. Kanun o kadar. Kesinlikle bu şey, bir sosyal abi. Krizdir. Bütün bunların temizlenmesi ve Türkiye'nin yeni bir noktadan beyaz sayfayla yoluna devam edelim. O zaman uzlaşma ve barış eşittir. İkisi evet. de aynı evet. kapsıyor. Evet. Demek teşekkür ki, ediyoruz. Bunlar kaynak değildir. Evet. Bakınız Bağkur'un 7,5 katrilyon liralık birikmiş alacağı sadece kayıtlarda vardır. Kaynak değildir çünkü hiç kimsenin bunları ödeme gücü yoktur. Ekonomi bu ödeme gücünü sıfırlamıştır. Evet.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Nazım Ekrem'le devam edelim. Evet efendim, 4 Kasım sabahı AK Parti iktidara gelirse buyurun. 4 Kasım sabahında neler yapılabilir? Bu konuda önemli şeyleri söylemek istiyorum. Birinci olarak şu mesajı vermek lazım. Türk ekonomi yönetiminde kümülatif bir akıl ve bilgi var. Bir tecrübe de var. Dolayısıyla 4 Kasım sabahı biz hiçbir, yani her şeyin boş olduğu, hiçbir şeyin bilinmediği bir ortama gelmeyeceğiz. Dolayısıyla bürokratlara verilmesi gereken temel mesaj, kendi partim adına söylüyorum, AK Parti'nin ekonomi yönetimi ve vizyonuyla ilgili bilgiyi aktardıktan sonra bürokratlarımızın kümülatif akıl, bilgi birikimi ve tecrübesini hem bireysel hem de toplumsal hem de devlet açısından katma değer yaratan bir süreci sokmak istiyoruz. İkincisi de topluma şöyle bir mesaj vermek gerekir 4 Kasım'dan sonra. Devlet artık toplum adına, toplum için bir şey yapmak kadar topluma ve bireylerin kendi ihtiyaçlarını ve önceliklerini yerine getirebileceği bir ortama da sağlamamız gerekiyor. Bu sonuçta az önce bütün katılımcıların da ifade ettiği şekilde büyümeyi sağlayacak ya da üretime geçiş sağlayacak temel bir faktör olacaktır. Bu noktadan sonra şunu söylemem mümkün, çok özet olarak. AK Parti'nin ekonomi politiği, yani programlarını yönlendiren temel faktörler şu şekilde özetlenebilir. Bir defa AK Parti demokratik bir piyasa ekonomisine inanıyor. Yani büyük, küçük, holding hangisi ise katma değer sağlayan bir sürece katkıda bulunduğu sürece desteklenecek, korunacak ve ona uygun ortam sağlanacaktır. İkincisi de etkin bir ve şeffaflığı olan mali ve finansal sistem gerekiyor. Az önce sizler de ifade ettiniz. Hem hesap verilebilirlik hem de şeffaflık bakımından önemli bir olaydır bu. Üçüncüsü etik değerleri olan kaliteli bir bürokratlara ihtiyacımız var. Bu yine geçen dönemlerde yayınlandı. Yolsuzluk endekslerine bakıldığında böyle bir sorunun bir daha gündeme gelmemesi için ya da kaynakların etkin kullanımı için bu da gerekli faktör. Üçüncüsü evrensel özellikte etkin bir düzenleme ve denetleme sistemi ihtiyacımız var. Bu ekonomik suç ve ekonomik ceza mantığının da bir sonucu olarak ortaya çıkabilecektir. Ve sonuncusu da devleti minimum fakat yaygın şekilde ihtiyaçları karşılayan bir yapıdan ayrı olarak ekonomi faaliyetlerden çıkması gerekiyor. İkinci olarak da devletin temel görevi, yani ekonomi yönetiminin temel görevi, etkinliği artırmak, verimliliği artırmak, produktiviteyi sağlamak ve eğer mümkünse yapılabiliyorsa fırsat maliyetlerini dikkate alan bir çerçeve oluşturmaktır. Bir de AK Parti olarak şunu da söylemek mümkün, nelerin yapılması gerektiğinden daha çok neleri yapmayacağımızı vurgulamak daha da önemli. Yani çünkü şu ana kadar geçmiş döneme bakıldığında şunu şunu yapacağım demek makul bir şeydi. Fakat yapılmadığında, farklı ortam ortaya çıktığında çelişkiler ortaya çıkıyordu. AK Parti şunu düşünüyor, özet olarak söylemem gerekiyorsa. Bir defa ekonomik birimler arasında tabii dengeyi bozacak devlet olarak, hükümet olarak herhangi bir karar ve eylemde bulunmamak gerekiyor. İkincisi, yanlış ve hatalı bilgi üretimini ve yayınlamasını da dengelememiz gerekiyor. Bir diğer faktör, risksiz kazançlara makul şekilde zaman içinde ortadan kalkmasını sağlayan bir ortam oluşturmak gerekiyor. Bir başka faktör, ekonomik özgürlükleri, yani teşebbüs hürriyetini biraz daha güçlendirmek gerekiyor. Sonuncusu, kamu imkan ve kaynaklarının özel amaçlı kullanımını engellemek gerekiyor. Bir de müsaade ederseniz birkaç dakika bir şey söyleyeceğim bazı projelerden. Reel sektör vizyonumuz işte şöyle özetlenebilir. Bölgesel bir güç olmalı Türkiye ve bölgenin süpermarketi olmalı. Ama nasıl? Açıklayacağım kısaca. İkincisi İkincisi Merkez Bankası bilançosuna baktığımız zaman TL çok düşük. Bu şunu ifade ediyor. Ekonomi birimler TL talep etmiyor. Öyleyse TL'yi bir bölgesel ya da uluslararası marka haline getirmek lazım. Bu şu anlama gelir. Bölgede ve Türkiye'de enflasyon düşme sürecinde az önce ifade ettiğimiz gibi büyümeyi sağlayabilirsek ekonomik birimler TL talep edeceğinden, bölgede de TL talep edileceğinden Merkez Bankası zaten bu talebi karşılamak için bilançosundaki TL miktarını yükseltecektir. Bu da normal bir süreç. Varsayma dayalı. Evet. Varsayım. Yok. Fakat varsayım değil, gerçek bir varsayım. İkincisi bölge ise kabul ederse. Bölge, ikincisi de barter bankacılığı dediğimiz. Bölgeler, yani bölgedeki ülkeler arasındaki alışverişi yaygınlaştırmak bu kendiliğinden TL talebini zaten arttıracak demektir. Bir üçüncüsü de SSK primlerinin örneğin kademeli olarak ertelenmesi de gündeme gelebilir. Yani fazla işçi çalıştıran birkaç dönem, az çalıştıran az dönemde erteleme yapıldığında hem vergi kaybı olmaz, vergimizi bir dönem sonra alma şansımız olabilir. Bir diğer faktör, Türk müteşebbisini, Türk imkan ve kaynaklarını kullanabileceğimiz işlerde mutlaka TL kullanmak zorundayız. Dövizli işlemlerde ise, yani ihracata ağırlık veren, ihracat girdisi kullanan işlerde ise dövizi tercih etmek gerekir. Borç ertelemesi meselesi var. Hamiline yazılı bir ekonomide borç ertelemesi yapılabilir. Şimdi yani borç, Türkiye iç borç görünümlü ama bunun bir kısmı yabancıların elinde. Bilmiyoruz ki.
şöyle yapalım yani. Yani ekonomi hamiline yazılıyken nasıl böyle bir borç erteleme konusu yapılabilir? Yani öyle bir konu gündemde AK Parti'nin yani gündemde. Hamiline olsa, yazılı olsa, borcumuz eğer kesinleşmişse ve kayıtlar altında varsa, fakat kime ait olduğu bilinmiyorsa bile, böyle bir şey gerektiği zaman aslında bu kontrat normalitesi ve piyasa koşullarında yapılması gereken bir işlemdir. Hep faizi artırarak zaten arttırıyoruz. Evet. Şöyle söyleyeyim, bir dakika efendim, şöyle söylüyoruz, faizi artırarak değil. İç borçların dönebilmesi için birkaç faktör var dikkate alınması gereken. Reel faizden düşmesi gerekir. Bu neye bağlıdır? Üretim borçlanma mı? İhtiyacınızı azaltma yeteneğinize, kredibilitenize ve güveninize bağlıdır. Verdiğiniz güvene bağlıdır. İkincisi, büyüme oranlarını arttırmanız gerekir. Üçüncüsü, faiz dışı fazla dediğimiz, aslında sadece referans gösterge olan, borçları döndürebileceğinizi ifade eden kriter konusundaki yaklaşım tarzına bağlı. Bu da mali disiplin demektir sonuçta. Sonuncusu ise para arzıyla oynama imkan yeteneğinizdir. Zaten Merkez Bankası bağımsız olduğu için bu konuda da ciddi bir sıkıntımız yok gözüküyor şu an. Yani erteleme konusunu böylece açıklamış olduk. Evet. Sayın Paçacı, size gelelim efendim. Milliyetçi Hareket Partisi eğer tek başına iktidara gelirse ya da bir koalisyon hükümetinde nasıl olursa 4 Kasım sabahı çıkacak tabloya göre rahatlanmanın sağlanması için öncelikli olarak hangi uygulamaları koyacak? IMF programını yeniden revize edecek mi? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi 4 Kasım sabahı hükümeti üstlendiği zaman öncelikle yapacağı şey güven tesis etmektir. Siyasi ve ekonomik belirsizlikler her şeyden önce gerek firmaların gerek bireylerin yatırım ve harcama güdülerini ertelemektedir. Dolayısıyla çarklar ağır dönmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi iktidara geldiğinde ortaya koyacağı ekonomik programla birlikte siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik ortadan kalkacak, bir güven ortamı oluşacaktır. Bu güven ortamı her şeyden önce faizlerin de beraberinde aşağılara doğru inmesine neden olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ilk geldiğinde yapacağı şey kamuya çeki düzen vermesidir. Bugün kamu kendi asli fonksiyonlarının dışında birçok alanda iş yapıyor ama yaptığı işleri de hiçbirini doğru dürüst yapamıyor. Dolayısıyla bugün devleti eğer şarap üretmekten, otel işletmeciliği yapmaktan, at yetiştirmeden çekerseniz, asli fonksiyonlarına döndürürseniz, yani sağlık hizmetlerini, eğitimi, iç ve dış güvenliği, adaleti sağlayacak bir noktaya getirirseniz o zaman bugüne kadar sağlıksız giden ekonominin temel sebebini de yakalayıp ortadan kaldırmış olursunuz. Çünkü bugüne kadar ekonomideki sağlıksız gidişin temeli devletin yaratılan kaynakların büyük bir bölümünü yutmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla devlete bir çeki düzen verdiğinizde oluşacak kaynağı özel kesime aktaracaksınız. Yerli ve yabancı yatırımcıların yatırımlarının önünü açacak tedbirler getirilmesi gerekir. Vergi, sigorta kolaylıkları gibi tedbirler. Bunlar üretimi ve işsizliği azaltacak tedbirler olacaktır. Bu tedbirler aynı zamanda enflasyonu da aşağı çeken tedbirler haline gelmiş olacaktır. Bunların dışında üretimi arttırdığınız takdirde, milli geliri yükselttiğiniz takdirde aynı ölçüde toplumun bütün kesimlerine refah payı intikal etmiyor. Yani yoksulluk sınırında olan vatandaşların öncelikli olarak biraz önce televizyonda da izlediğimiz vatandaşlarımız için sosyal destek projelerini Milliyetçi Hareket Partisi derhal uygulamaya koyulacaktır. Bunlar nedir derseniz, öncelikle tarım kesiminde yevmiyeli işçi olarak çalışan yoksul kesimi sanayi ve hizmetler sektörüne aktarma projelerine öncelik vereceğiz. Gazilerimiz, şehit ailelerimiz ve özürlülerimizin öncelikle işe yerleştirilmesini sağlayacağız. Ve yardıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz, özürlü vatandaşlarımız için çeşitli kuruluşlar ve bakanlıklar yardım yapıyorlar. Onları tek çatı altında toplayacağız. Yoksul kesimlerin gıda güvencesini yaratan bir proje geliştireceğiz.
Sayın Altuğ ile beraber diğer konuklarımıza da sordum. Hocamla beraber sorduk daha doğrusu. Mali milat ve vergi affı konusunda Milliyetçi Hareket. Oraya hemen. Uğraşmış mısınız? Hemen geliyorum. Çünkü süremiz daralıyor. Hemen geliyorum. Çok önemli bir konumuz daha var. Bütün vatandaşları sağlık sigortası kapsamı içerisine alacağız. Ve yine yoksul aile reislerine asgari ücretin yarısı oranında işsizlik yardımı yapılmasını sağlayacağız. Enerji konusunda, elektrik konusunda düşünceleriniz, elektrik rekabet gücünü en tabii, çok tabii enerji fiyatlarının rekabeti haklı yani rekabeti kömürü enerjide kullanacak mısınız? Haklı rekabeti doğuracak ölçüde girdi fiyatlarını dünya şartlarına getirmemiz gerekir. Yoksa birisi ihracatı, 4 saat, birisi 9 saat. Tabii, yoksa ihracatı kömür madenlerini işletecek misiniz? Tabii yani niye o kömür madenleri kapı zaten işte kömüre dayalı kapalı elektrik santralleri kuracak olsun. Bu her türlü elektrik, mali her türlü milat konusunda Milliyetçi Hareket Partisi mali milat konusunda vergi düzenlemeleri yapmayı düşünüyoruz. Vergi düzenlemelerinde mesela 3 yıl içerisinde kademeli olarak asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngörüyoruz. Ve vergi idarelerinin yeniden yapılandırılmasını öneriyoruz. Bunlar 2 yıllık bir süreç gerektirir. 2 yıl sonra mali milata geçeceğiz. Çok 17 bin tır yatıyor. Efendim? 17 bin adet tır yatıyor. Tır şoförleri, tır sürücüleri için. Bunu nasıl atacaksınız? Boyuna fonlar alıyorlar Türk tırlarından yurt dışında. Eğer ihracatın ve yatırımın, üretimin önünü açarsanız o tırlar her gün çalışmaya başlar. 55 bin tane de Cizre'de kamyon yatıyor. Hocam onların hepsini iş buluruz. Önemli olan mühim olan üretimin ve yatırımın önünü açmaktır. İnsanlar işte sizden çözüm istiyorlar. Çözümleri söylüyorum. Sayın Cizre'de, Silopi'de, Şırnak'ta 55 bin tane tanker yatıyor. Hocam o tankerler daha önceden de bir müddet çalışıyordu ama onlar düzeltildi. Yani özellikle bu özellikle onların düzeltilip yeni bir düzenlemeyle işbaşı yapması lazım. Sayın, yoksa kaçak oluyor. Yani bir taraftan da onlar yatıyor ama diğer taraftan da akaryakıtta kaçak Sayın oluyor. Sayın Bakanım, siz bugün çok önemli bir açıklamada bulundunuz enflasyonun sıfırlanması konusunda. Nasıl olacak hocam Sayın Türker? Yani şimdi sabahleyin kalktığımızda sıfır enflasyonla karşılaştığımız zaman ne değişecek hayatımızda? Şimdi enflasyon sıfırlamasından kastım şu. Enflasyon sıfırlamasının 3 boyutu var. Bir boyutu vergi hukuku açısındandır. Sayın Altuğ iyi bilir. Çok eskiden bizim gelir vergisi ve vergi usul uygulamasında vergi usul kanununda geçici 11. maddemiz vardı. Genel değerlendirme. Onu hiç kimse cesaret edip uygulayamadı. Onu sonradan bugünkü yeniden değerlemeyle birlikte değiştirdik. O genel değerlendirmenin vergi hukukumuza girdiği yıl dünyada enflasyonun düzeltilip sıfırlandığı yıldır. Evet. 1960'lı yıllardır ve 60'lı yıllarda dünya ekonomisindeki büyüme %5 oranında olmuştur. Şimdi bu enflasyon sıfırlaması biraz evvel konuştuğumuz mali milatla ilgilidir. Biraz evvel konuştuğumuz kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına almakla ilgilidir. Örneğin mali milat hiç de problem değil. Asıl problem olan nereden buldundur. Nereden buldun da bizim vergi hukukumuza 1994 yılında girdi, o günden beri de uygulanıyor. Bu konuda denetlenmiş, ceza almış kişiler de vardır. Ama sebep beyannamesi uygulamasında vardı. Hayır. Yani nereden buldu? 80 sonrasında kalktı. Kalktı ama 94'te yeniden geldi. Evet. Ve uygulandı. 80'de kalktı. Tabii. Mali milat ise o nereden bulduğun için bir nevi uzlaşma, bir nevi barış sağlama ile ilgili yöntemdir. Ama kamuoyunda hani bunun milat var ya, milattan önce, milattan sonra gibi insanlara psikolojik olarak yanlış yapıldı. Enflasyon sıfırlaması 3 boyutludur. Birincisi, biraz evvel sizin gösterdiğiniz emeklilerle ilgili. Evet. Bırakın emeklileri, şu anda o emeklilerin maaşına yakın, maaşın altında çalışan ücretliler var. Bunlarla ilgili düzeltmeyi sağlayacaksınız. Emeğin asgari çalışma limitini sağlayan bir düzeltmeyi sağlayacaksınız. Örneğin bakın, şimdi bugün bizim milli gelir pastamıza baktığımız zaman memurların aldığı miktar uzun bir süredir %6.9'dur. Yani globalde acaba devletin bu katma değer dağılımında kendi olanakları içinde buradaki memurların payını nasıl artırabilir? Bu konudaki ilk artırımı bu yıl seyyanen verilen zamla çok az da olsa bir düzeltme yapıldı. Ardından daha o gün
memurların düzeltilecek dedik. İşçi ve Bağkur emeklilerinde de düzeltme yapılacak dedik. Birçok yerden ses çıkıyor. Yok olur olmaz, kanun gerekir gerekmez. Sonuçta bunun nasıl düzeltileceği sosyal güvenlik reformunda bu sorunlar görülüp konuşulmuş. Şimdi enflasyon sıfırlamasını da inşallah önümüzdeki dönemde ben tartışmaya açtım. Onu şimdi yazılı hale de dağıtacağız. Neden yazılı hale dağıtıp tartışacağız? Katılımlı bir şey. Çok önemli bir şey sordunuz hocam. Evet. Katılımlı bir stratejik plan çerçevesinde, yani insanların katılarak içine toplumun her kesiminin düşüncelerini katarak geliştirdiğimiz bir model olur. Bu modeli öylesine bir yerine Sayın Kabataş yılların birikimiyle der ki ya bunun burası düzeltse böyle olur. Sayın Ekren bir şey söyler, nasıl söyler, ben söylerim, diğeri söyler, gelişir. Ya da bu başka şeyin alternatifini getirir. Şimdi enflasyon sıfırlaması kavramı bir kere kim bu ülkede iktidar olursa olsun. Evet. Eğer Avrupa Birliği projesine samimi ise 2005 yılından sonra Türkiye'nin borçlarını gayri safi milli hasılanın %60'ı. Evet. Enflasyonu tek haneye, bütçe açıklarını gayri safi milli hasılanın %3'üne, Türk lirası devam ediyorsak daha tam girip de euroya geçmemişsek artı eksi %3'te tutma mecburuz. 2005 yılından sonra bu sürece gireceğiz ki hem bu programın sonuçları, hedefleri buydu, hem de Avrupa Birliği'nin ekonomik kriterlerini sağlayacağız. Şimdi Sayın Türker, hemen bir soru. Emekliden tabii, bahsettik. Tabii. Emekli deyince ben 35 senedir emekli sandığına prim ödüyorum. Burada hemen hemen hepimiz emekli sandığına prim ödüyoruz. Ve buradaki milletvekili adaylarımızı ve milletvekillerimizin gelir seviyeleri milletvekili maaşı konusunda şey değil. Yani hizmet için geliyorlar. 11 bin tane aday var şimdi. 550 milletvekili çarpı 20 parti 11 bin tane aday var. Evet. Bunlardan 550 tanesini seçeceğiz. Ve 5,5 milyar aylık vereceğiz. Aylık milletvekili maaşı 5 milyar maaş vereceğiz şimdi. Ödeneklerle beraber. Fark etmez, cepten giden para bu. Seçmen buna karar verecek. Ben şu listedeki adama 5,5 milyar maaş vereyim mi vermeyeyim mi? Bir. İkinci soru emekliyle ilgili. Emekli sandığına milletvekili olunca hop kafadan tepeden inme. Bizim yatırdığımız primlere milletvekilleri ortak oluyor. Yedi sülalesine de maaş veriyoruz. Yani şu milletvekilleri kendilerine özge bir emekli sandığı mı kuracaklar? Bir özel emeklilik sistemi mi kuracaklar? Ne yapacaklarsa, yani bunların dokunulmazlığı var diye bizim paralarımıza niye dokunuyorlar? Yani kafadan iki sene geliyor, ödüyor primi, aslanlar gibi maaş alıyor. Böyle iş olur mu? Şimdi, düzeltecek misiniz bu? Şimdi Sayın Hocam, sizdeki bilgi yanlış. İzin verir misiniz? Yani havuza para nasıl geliyor? Hayır hayır. Ben biriktiriyorum. Hayır, bir dakika bir dakika. Yanlış mı? Değil mi? Ben Sayın, siz biriktiriyorsunuz yani. Hayır hayır. Sayın kaç Hocam. Kaç senede milletvekili emekli oluyor? Sayın Hocam. Soru. Bir dakika soru. Bir dakika hocam. Bir dakika. Herkes bir dakika, nasıl bir dakika. Herkes sayın, nasıl? Sayın, ben 35 senedir ödüyorum. Tamam, sayın, biz de 30 senedir ödüyoruz. 4 yıl yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Evet. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Peki. Öyle bir şey yok. Sayın yok abi. Sayın abi. Öyle bir şey. Sayın abi. Siz zaten ödüyorsunuz. Basri Bey de ödüyoruz. Biz burası için konuşmuyoruz. 11 bin kişi için mi? Sayın abi. 11 bin kişi için konuşuyor. Sayın abi. Bizi böyle bir şey yok. Sayın Bakanım, buyurun. Sayın abi. Bu bir kere... Öyle söylüyor kamuoyu sorular. Kamuoyunda yazılan her şey doğru değil. Söylenen her şey doğru değil. Bu ülkenin milli iradesi... Maaş peki yüksek mi, az mı? Bir dakika efendim. Sizin birinci sorunuzun cevabını alın. Peki tamam. Yani siz birinci sorunuzun cevabını almazsanız o zaman bir yeni seçilecek arkadaşları yargılıyorsunuz. Bakın. Yargılamıyoruz. Bakın. Maaş vereceğiz. Bugün, listedeki adama verelim mi vermeyelim mi? Bakın. Sayın Hocam. Sayın Hocam bir kere bakın. Sizin bahsettiğiniz bu milletvekillerinin maaşı yol masrafları dahildir. Bu 24'ünde bugüne kadar benim uçakla seyahatim 5 kez olmuştu. Şimdi geldiğimde 6. kez oldu. Git gel yapıyorsunuz. Evet. Şimdi burada bunun maliyetini biz üstleniyoruz. Şimdi bakın, milletvekilleri eğer hiç devlette çalışmamışsa, milletvekili olursa, milletvekili maaşından devletten emekli olabilmesi için özel kanun var. Herkes için bu. Yani siz de hiç önceden hocalık yapmadığınızı düşünün. Özel üniversite profesörüsünüz, Amerika'dan gelmişsiniz ve devlete girdiniz.
ve bu primleriniz ödenmiş. Siz devletten emekli olabilmeniz için son 7 yılın yarısından fazla, en az 3,5 yıl 6 ay, ya 3 yıl 6 ay 7 ay emekli sandığına prim yatırmak zorundasınız. Şimdi siz yani 3,5 yıl prim yatıracağız. Yatıracaksınız. Ancak ne şu şartlar, şu şartlar, şu şartlar. Siz geçmişte bunları yatırmış olmanız, şartıyla. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Şu ana kadar ben 31 yıl fiili prim ödeyen ve hep çalıştığım iş kolları riskli olduğu için 4 yıl, 5 yılda eksisi olan bir kişiyim. Son 7 yılın yarısından fazlasını bu ay geçirdim. Evet. Bakın seçime gidiyoruz diye de emekli olmadım. Emekli olabilmek için bunu sağlamanız lazım. Ama kamuoyunda maalesef bu yanlış biliniyor diyorsunuz. Yanlış biliniyor. Yapanlar varsa da hayır bakın sizin bana sorduğunuz soru ben bizatihi hani milletvekili şeyini, 11 bin kişi için bu tür şeyler kamuoyunda toplumda insanların üzerinde yanlış bir intiba bırakmak içindir. Bununla alakası yoktur. Bunu kamuoyunu ben aydınlatmak adına söylüyorum ve rahatlıkla söylüyorum. Çünkü hala emekliliğe hak kazandığı halde emekli olmamış bir kişi. Sayın Bakanım. Bu bir. Sayın Bakanım. Siz her zaman her yerde olursunuz. Hayır ama değil. Sayın Bakanım süremizin sonuna geldik efendim. Ama bakın sorduğunuz. Bakın, hayır Batuhan Bey. Bu soru, bu tür sorular soruluyor toplumda. Ve Türkiye'nin seçime onun için gidiyoruz. Milli iradesini oluşturan insanlar töhmet adımdır. Ben kendi adıma konuşmuyorum. Bütün arkadaşlar adına Sayın Kabataş'ın devlette çalışmışlığı var. Devlette çalışmışlığı var. Hocam şimdi milletvekili adayı, milletvekili seçilecek. Devlette çalışıyor. Diğer arkadaşlar sosyal sigortalıysa oluyor. Yani fiilen gerekli olan 25 yılı ve yaş haddini doldurmayan insanlar emekli olamaz. Milletvekilliği süresi de 3,5 yılı geçmemişse ve hiç devletten çalışmamışsa emekli olsa bile bir şikayet ettiği zaman o emekliliği askıya alınıyor, primini devletten tamamlaması gerekiyor. Bunu niye söyleyip kapatmak istiyorum? Beni de ilgilendirmediği için ve hep bu konu çok açık, aydınlandı Sayın Bakanım. Konumuz da bu değil yani. Konumuz bu değil. Hocam milletvekillerinin maaşını, emekliliği. Yani eğer toplum çok huzursuzsa milletvekilleri olarak biz hepimiz maaş almamak, emekli de olmayacağız diye taahhütnameleri imzalarız. Zaten Sayın Bakanım olmayacağını, olmadığını söyledi. Olmadım bence. Dilen getirecek misiniz? 3 ayda bir iktidar olursanız. Evet. Ne vaat ettiniz, ne yaptınız diye ilan getirecek misiniz, kamuoyunu duyuracak mısınız? Beceremediyseniz 3 ay sonra şapkayı öne koyacak mısınız? Şimdi bakın Sayın Alto, Sayın Alto 3 ay sonra iktidar olduğu gün ben 3 ay sonra yapamadım ilan ediyorum diyen partiyi... Kademe kademe. Şu Demokratik Sol Parti'nin Sessiz Devrim adıyla yayınlanmış seçim bildirgesidir. Evet. Arkadaşlarımın elinde birer bildirge var. Şimdi bu seçim bildirgelerimizde hepimiz beyan etmişiz. Beyan ettikten sonra bunun birincil beyanı eğer koalisyonsa koalisyon protokolü ve hükümet programı tek başımızaysa doğrudan doğru hükümet programıyla açıklıyoruz. İşte millet yarın bunu yani. Demokratik Sol Parti yarın her 3 ayda Sayın bir, Bakan, her 6 ayda bir yaptığı Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Birer cümle efendim ve programı kapatacağım. İstanbul çünkü haberlere girecek. Ben hocama soru soracağım. Şimdi şimdi hocam dedi ki 3 ay içinde yapamazsanız yapamadığınızı ifade edip ilan edip bırakıp gidecek misiniz? Eğer hocam 3 aylık bir program biliyorsanız Türkiye'yi düze çıkaracak 3 ayda düze çıkaracak bir program biliyorsanız ne olur bize söyleyin. Biz onu 3 ayda uygulayabilecek miyiz, uygulayamayacak mıyız bırakıp Sayın Kabataş sizden alıyoruz. Hocam bir ekonomik program anlayış olarak, bir dönemi kapsar. Anlayış var mı? Yani, açıklık hocam, ilan edecek misiniz? Evet. Buyurun Sayın Kabataş. Edeceğiz diyorsunuz mesele bitiyor. Evet. Yapamadık deyin ama yani. 3 ayda olmaz hocam. 25 milyon insan tarımdan ekmeğini kazanıyor. 4 milyon esnaf işletmesi var. 20 milyon insan da bu sistem içinde. Ve 8 milyon da emekli var. Evet. Ve sadece bu krizin yarattığı 2,5 milyon insan da işsiz. Bütün bunların çözümünde Türkiye üretim ihtiyacını
Türkiye büyüme ihtiyacını, Türkiye istihdam ihtiyacını, Türkiye yatırım ihtiyacını ve her şeyden önce de ihracat ihtiyacını ortaya koymak ve bununla uyumlu bir program yapmak yürütmek zorunda. Ve yürütmek zorunda. Sayın bizim Eskan. Programımız bu, bizim uygulamamız bu. 4 Kasım sabahı içinde bu programı harekete getirecek bütün hazırlıklar, hukuki altyapısı dahil hazır diyorsunuz. Tam hazırdır. Sayın Ekrem. Bunun için düğmeye basacağız. Tamam. Teşekkür ederiz Teşekkür efendim. Ediyorum. İş bulmak Sayın için. Ekrem. Evet, iş bulmak i̇ş, için. Aş bulmak. İşçi, ve işsizlik. Bulmak. Evet. Evet. Buyurun efendim. Bir de iş bulmak lazım. Gençler bekar. Çok kısa efendim. Çünkü İstanbul'dan uyarı alıyoruz. Sayın hocam ben de çok kısa olarak bir iki cümle söyleyip bırakacağım. Az önce anlattıklarıma ilave olarak ekonomide her şeyin ekonometrik ilişki olmadığını, aynı zamanda sosyometrik bir yapısının da olduğunu dikkate alarak AK Parti ekonomi yanında toplumun sosyal sermayesini, birbirine güvenini arttıran bir yapı oluşturmayı hedefliyor. İkinci noktada Türkiye uluslararası toplumun bir üyesi, sahip olduğu imkan ve kaynakları yine toplum, diğer uluslararası toplumun üyeliğiyle az önce söylediğim şekilde bireysel, kurumsal ve devlet bazında katma değer sağlayan faaliyete hazırlıyor. Sayın Paçacı, buyurun. Yani daha az vergi, daha az bürokrasi diyorsunuz. Yönetimin vazgeçilmez şartı. Daha az enerji, daha az vergi ve SSK'ları dediğim gibi az önce tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Paçacı, buyurun. Değerli vatandaşlarımız hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmasınlar. 3 Kasım seçimlerinden sonra özellikle popülizm yapan partilere değil, gerçekleri konuşan ve uygulayacak partilere yönelsinler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz hazırladığımız ekonomik programda önceliğimiz yoksulluk sınırındaki vatandaşlara acil olarak rahatlatacak tedbirler almaktır. Teşekkür ederiz. İnşallah sağ olun. Sayın Bakanım bir cümle efendim. Biz Türkiye'de özellikle sosyal politikaların, reel sektörün, tarımın para piyasasıyla eşdeğer kılındığı bir program planlamış bulunuyoruz ve bu programımızda temelim yaklaşımımız doğal kaynaklarımızı kullanarak eksikliğimizle doğrudan yabancı sermaye olanağını sağlayacak ortamı oluşturarak gerçekleştirmektir. Bunun da ilk işaretlerini son 2,5 aylık uygulamamızda ortaya koyduk. Doğrudan gelir desteği tarım sektörüne başlatılmıştır hemen. Evet. Sosyal harcamalar yani programın içinde olup bugüne kadar harekete geçirilmemiş olan unsurlar bile buna paralel bir şekilde bütçe disiplini içinde ve program içinde harekete geçirmiştir. Teşekkür ederiz. Evet efendim neler oluyor? Hocam devam edeceğiz. Neler oluyor efendim bizden ayrılmayın. Reklamlardan sonra devam edecek. Sahnede artistleri değiştirecekler veya bir şey daha akla geliyor. Eski tas, eski hamam ama tellak değişecek ama hamamın suları akmıyor. Yani insanlar iş istiyor. Evet. İşsizlik tahammül edemez, beklemez. Evet. İşsiz insan ne yapar? Bir rejimin adı ne olursa olsun, ister komünist ol, ister kapitalist ol, ister liberalist ol, ne olursan o. İş buluyorsan yaşarsın, iş bulamıyorsan gidersin. İktisadi sistem bir sosyal organizasyondur. Bu sosyal organizasyonu da anayasamızın ikinci maddesi aynen tatbik ederek demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletini kuracak Türkiye'de gençler var. Sizin gibi böyle hesap makinesi gözlü, internet bakışlı gençler var. Bütün umudumuz gençlerde. İşte geriye kalanı zaten ne yaptığı belli. Bize güvenin. Evet gençlere güveniyoruz. Gençler adına diyorum bize güvenin. Türkiye sahipsiz değil. Sağ olun. Sadece de seçime buraya toplantıya katılanlar değil. Evet. Başka mafyaya karşı mücadele eden, kayıt dışına karşı mücadele eden dürüst, namuslu hiç kuşkusuz başka partilerimiz de var. Biz seçmene ne verdik? Evet. Dedik ki bunlar içerisinden hangisini seçerseniz seçin. Dolayısıyla seçme imkanlarını arttırdık. Tercih imkanlarını arttırdık. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. 4 Kasım'da inşallah daha güzel bir Türkiye. Evet efendim. Hep beraber oluruz. Evet efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya çarşamba akşamı yine saat 23'te görüşmek üzere diyoruz. Ve sloganımızı tekrarlıyoruz. Neler oluyor herkes bilecek. Ankara'dan mutlu akşamlar efendim.